Ne diyorum biliyor musun karıcığım? Bunca gereksiz şey yaşadık. Çok bunaldık, yorulduk, sıkıldık. Diyorum ki, şöyle uzun bir tatile çıksak diyorum. Ailecek. Dördümüz, sen, ben, çocuklarımız ne dersin? Allah aşkına orada ne yapıyorsun Nefis? Hı? Tahirciğinin sudan çıkmasını mı bekliyorsun? Solungaçları mı var bu adamın? Biraz mantıklı ol be! Bitti her şey! Kapandı o dava! Yazık ya. Gerçekten çok yazık. Yani koskoca bir aile paramparça oldu gitti. Tahir öldü. Mustafa hapiste. Saniyenin çığlığı kulaklarımdan gitmiyor. Yazık. Gerçekten. Çok yazık. Bütün bunların sorumlusu benmişim gibi davranmayı kes. Olan biten her şeyin sebebi sensin. Niye öyle şaşkın şaşkın yüzüme bakıyorsun Nefes? Tahir'le gözümün önünde cilveleştin. Tamam. Biraz sinirlenmiş olabilirim. Sonra biraz kavga ettik, ona da tamam. Sonra benden kaçtın, ona da tamam. Ama neden gidip insanlara musallat oluyorsun Nefes? Mustafa. İş yaptığım sıradan bir insandı, düşmanım oldu. Sebebi sensin. Tahir. İş yaptığım adamın kardeşiydi. Düşmanım oldu. Sebebi sensin. Gerçekten görmüyor musun Nefes? Aç gözlerini. Gittiğin her yere, benden uzaklaştığın, kaçtığın her yere, herkese bela taşıyorsun. Her şey ait olduğu yerde güzel. Sen de bana aitsin. Şimdi ne olacak? Ha şöyle. Şimdi ne olacak sana söyleyeyim Nefes. Şimdi her şey çok güzel olacak. Biz çok güzel bir aile olacağız. Her şeye yeniden başlayacağız. Buralardan gideceğiz. Aslında biliyor musun? Haklısın. Ben hep haklıyım zaten karıcığım. Ama sonunda bunu anlaman beni mutlu etti. Ama benim bazı isteklerim var. İstekler? Allah Allah. Neymiş o istekler? Tamam. Tahir öldü. Ama en azından Mustafa abiyi kurtarayım. Öyle değil mi? Ben ait olduğum yerden ayrılınca gittiğim yere bela götürüyorum. Sinirlendirecek şeyler değildir Nefes. Çünkü sen o hakkı fazlasıyla kullandın. Kafamdan hiçbir şey geçmiyor. Artık yoruldum. Kaçmaktan, vurmaktan, vurulmaktan yoruldum. Teslim oluyorum. Teslim olmak, teslim almak. Ne çirkin laflar bunlar. Dermişim. Ama demiyorum. Çünkü doğru olan da bu. Bak, Tahir teslim olmadığı için bunun bedelini canıyla ödedi. Ama sen akıllı kadınsındır. Sonuçta bakmakla yükümlü olduğun iki tane de çocuğun var. Seni kim neyle suçlayabilir ki Nefes?
Ama beni biraz şaşırttığını da söylemem gerek. Tahir'in ardından biraz olsun yas tutarsın diye bekliyordum ama. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama galiba ben Tahir'e değil. Tahir'in beni korumasını sevdim. Tahir'e değil. Senden kaçma umuduna sarıldım. Ama şimdi düşününce bu imkansız. Hem dediğin gibi benim çocuklarımdan başka düşünecek neyim var ki? Siz kadınlar yok musunuz siz? Yani sizin bu durumlara adapte olma hızınıza gerçekten hayranım. Kalpsizce görünebilir. Ama çok zekice gerçekten. Yapacak mısın? Mustafa'yı kurtarayım mı istiyorsun? En azından ekmeğini yediğim insanlara borcumu ödeyeyim değil mi? İki gün önce tanıştığın insanlara karşı duyduğunu ve... Sadakatin binde birini bana hissetseydin... bu yaşadıklarımızın hiçbirini yaşamayacaktık Nefes. Sadakat ve vefa talep edilmez. Hak edilir. Bu iğneleyici laflarını bile özlemişim biliyor musun hayatım? Tamam. O iş kolay. Yap o zaman. Hediyemiz olarak kabul et. ...155 polis imdat. Alo. Bir ihbarda bulunacaktım. Konu nedir? Mustafa Kaleli haksız yere içeride tutuluyor. Cinayeti işleyen Rüstem adında biri. Vedat Sayar'ın adamı. Cesedi Mustafa Kaleli'nin arabasına saklayan da o. Mustafa Kaleli'nin kayıp ruhsatlı silahını kullanan da o. Necip Yılmaz'ın kan lekelerinin üzerinde olduğu gömlek Vedat Sayar'ın evinde. Ardiye'de bir kolinin içinde. Silah, Mustafa Kaleli'nin kayıp ruhsatlı silahı. Rüstem silah kullanırken eldiven takmış.